Ya Beştepe'de ya da Devlet Bey konağında geçtiğimiz iki yıl boyunca sıklıkla kritik zamanlarda Bahçeli Erdoğan buluşur. ikili arasında özel bir görüşme gerçekleşir. Son dakika bilgisi olarak ekranlara düşer. Ve o görüşmelerle ilgili medya, kulis haberlerinde genellikle bir başlık vardır. Süleyman Soylu'nun geleceği de konuşuldu. Süleyman Soylu da tartışıldı. Hatırlıyorsunuz değil mi? hiç unutmadık ki. Ve bugün Ankara'dan bir önemli kalem, Tolga Şar'dan bir yazı kalemi aldı. İddialara göre İçişleri Bakanlığı'ndan ayrılan Süleyman Soylu'nun kurduğu emniyet ekibi, istihbarat ekibi görevine devam etmesi için Devlet Bahçeli'den destek almış. Devlet Bey Soylu'yu desteklemeye devam ediyor. Ankara'nın önemli kulis haberi. Bahçeli ile Erdoğan 10 gün önce bir görüşme gerçekleştirmişti. Gazeteci Tolga Şardan o görüşmenin ayrıntılarını yazdı. İddiaya göre Bahçeli Soylu için devreye girdi. Soylu'nun ekibinin korunmasını istedi. Mehmet Aktaş'ın yerine Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilen Erol Ayıldız Ay göreve başladı. Erdoğan'ın atama kararına kadar Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan en büyük adaydı. Soylu yerine Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak atanmasıyla birlikte Çalışkan'ın göreve getirilmesine kesin gözüyle bakılıyordu. O çerçevede daha başarılı olurlar. Çalışkan, soylu ve ekibiyle ters düşen bir isim. İddiaya göre soylunun ekibi tasfiye fırtınasından kurtulmak için girişimlerde bulundu. Girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine de Bahçeli devreye girdi. T24'ten Tolga Şardan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ardından çalışkanın devre dışı bırakıldığını yazdı. Çalışkanın bu göreve getirilmesi soylunun halen görevdeki ekibi için hiç iyi sonuçlar vermeyecekti. Gerçek bir tasfiye süreci başlayacaktı. Hatta usulsüz işlemleri imza attıkları bilinen kimi polis müdürlerinin cezaevine girmesi kaçınılmazdı. Anlaşılan Bahçeli, Soylu'nun ekibinin korunması konusunda devreye girdi. Şardan, çalışkanın Ankara'dan uzaklaştırılması için vali yapılacağını da iddia etti. Böylece Soylu'nun ekibi çalışkanın yaratacağı fırtınadan şimdilik kurtulmuş görünüyor. Ama ekip halen İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya nüfuz edebilmiş değil her yerden girişimde bulunuyorlar vaziyeti kurtarmak için. Soylu'nun mevcut ekibi yeni yönetime vazgeçilmez olduklarına iknaya çalışıyorlar. Şardan, girişimleri yapanların ne zaman ve kimler üzerinden hareket ettiklerinin bilgilerinin kendisinde mevcut olduğunu da söyledi. Maalesef bir karanlık bir dönem yaşadı. Bu... Bugün Beştepe'den Cumhurbaşkanlığından bir görüntü paylaşıldı. Yani sağlık sorunları olduğu söyleniyordu Cumhurbaşkanı'nın. Seçimden sonra dinlendiği söyleniyordu. Bugün o görüntü bu iddialara cevap niteliğindeydi. Cumhurbaşkanı yakın mesai arkadaşlarıyla Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte basketbol oynuyor. Bir eşlik edelim. Esra görüntüler akabilir mi acaba? Seçim sürecinde yoğun çalıştı sağlık sorunları olduğu öne sürülüyordu. Ve ekibini topladı Erdoğan. Basketbol oynadı. Kimler var? Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı hep yanında Mustafa Varank. O paylaştı görüntüleri. Erdoğan'a basket maçında MİT Başkanı İbrahim Kalın, Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak eşlik etti. Mustafa Varank Erdoğan'ın görüntülerini arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur notuyla paylaştı. Erdoğan top sürüyor, geldi, pas verdi ve ardından da basketbol oynuyor. Bir basket, birçok iddia ile ilgili cevap niteliğinde varank paylaştı, biz de eşlik etmiş olduk. Fransa, evet Cezayirli gencin katledilmesi polis tarafından 17 yaşında ve büyük öfke. Alevlerde, de öfke de dinecek gibi değil. Emmanuel Macron pek oralı değil. Aşılır bunlar der gibi işte gezi, fotoğraf vermeler ama tepkiler üzerine döndü ve duruma vaziyet etmeye çalışıyor. Bir yandan polis tutuklandı alev alev. O Paris, o tatilde göz, gezdiğimiz, gördüğümüz Paris alev almış durumda. Fransa'da Nael öfkesi büyüyor. Yüzlerce gözaltı var. Fransa'da 17 yaşında bir genç polis kurşunuyla öldürüldü. Cezayirliydi. İsmi Nahel M. O polis tutuklandı. Gerekçe kasten adam öldürme. Sokaklarda, caddelerde yakılan araçlar, yağmalanan dükkanlar. Fransa'da sokaklarda öfke büyük. Öfke polisin ateş etmesi sonucu öldürülen Cezayir asıllı 17 yaşındaki genç Nahel M. için. Üçüncü gecede protestolar şiddetlendi. Banliyölerde gösteriler sürüyor. Göstericiler elektrik direklerini devirdi. <laughs> On binlerce insanla birlikte haykıranlar arasında Nahel'in annesi de vardı. Şiddetli protestolar Fransa'nın diğer şehirlerine de yayıldı. Lyon, Rennes, Marsilya gibi şehirlere genişledi. Önce başkent Paris'e, daha sonra da sınırları açtı başka bir ülkeye kadar da uzandı. Belçika'ya sıçradı. Burası başkent Brüksel. Orada da yakılan araçlar ve çatışmalar vardı. Fransa'da dört kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu karar Paris'in güneybatısındaki Clamart kentiyle başladı. Daha sonra neuilly sur marine savigny le temple Compiègne kentlerinde de gece saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı. <laughs> Paris'te tramvay ve otobüs seferleri akşam 9'dan itibaren geçerli olmak üzere iptal edildi. <laughs> Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kabinesine olağanüstü topladı. Ardından kurumlarını hedef alan şiddet olaylarının meşru görülemeyeceğini söyledi. Polis memuru kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanacak. 38 yaşındaki polis, Lasanta hapishanesine sevk edilirken avukatı polisin özür dilediğini, sabah insanları öldürmek için uyanan bir kişi olmadığını açıkladı asgari ücrete yapılan zam. Bu yapılan zamdan sonra gözler memur ve emekli maaşlarındaydı. 22 bin liraya yükseltileceği açıklandı. En düşük memur maaşının memur ve emekli maaşlarına ilişkin düzenleme hafta başından itibaren meclis gündeminde olacak. Akıllarda ise gelir vergisi tarifesi var. Eğer gelir vergisinde bir değişiklik yapılmazsa memur bir üst vergi dilimine girecek. Bu da memurun maaşından daha fazla kesinti anlamına geliyor memur maaşları ile ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız. Asgari ücret zammının ardından milyonlarca memur ve emeklinin gözü 5 Temmuz pazartesi gününe çevrildi. Kritik tarih öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı sinyalini verdi. Böylece seçimlerde milletimize verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmiş olmanın Bahtiyarlığını yaşayacağız. TÜİK'in kurban bayramı tatili nedeniyle 5 Temmuz'da açıklayacağı oranlara göre memur ve emekli için enflasyon farkı netleşecek. İşçi ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyona göre maaş zammı alacak. Seçim beğenme olduğu için değerli arkadaşlar bunu biz sorma yasada inşallah e, sunacağız. Demek ki sarfından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Gözler zam oranı kadar vergi dilimine de çevrilmiş durumda. Hali hazırdaki düzenlemede bir değişiklik yapılmazsa memur bir üst vergi dilimine girecek. Bu da memur maaşında daha fazla kesinti anlamına geliyor. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Ezdirmedik. Refah ardışından da faydalanmalarını sağlıyoruz, sağlayacağız dedik. Vergi dilimleri için ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek olan orta vadeli program bekleniyor. Eylül'de açıklanması beklenen programda ücretlerin ikinci dilime girerek azalmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Seçim yenilgisinin ardından şimdi ittifaklarda neler oluyor? Millet ittifakında özellikle CHP'de İyi Parti'de olanları ekranlarınıza taşıyoruz, getiriyoruz. Şimdi İyi Parti'de istifa eden küskün isimlerin yeni bir parti kurabileceği iddia edilirken. Diğer taraftan da Zafer Partisi ile olası bir ittifak ya da işbirliği için hem CHP'nin hem de İyi Parti'nin bu ihtimale olumlu baktığı söyleniyor. Ankara'da kulislerde neler konuşuluyor? İlk haberimizde işte bu sorunun yanıtı var. Evet değişimin önünü açacağız. Evet dönüşümün de önünü açacağız. Ya zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin, partinin kuruluş felsefesi budur. Muhalefet cephesinde gözler 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlere çevrildi. Millet İttifakı bileşenleri yeni ittifak formüllerini tartışıyor. Bana iki şey bu ülkede söylenemedi. Kendi arkadaşlarım söyledi. Affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız hep birlikte. Cumhuriyetin haberine göre İyi Parti'den istifa eden isimler yeni bir yoklama sürecine girdi. Bu isimlerin yeni katılımlarla farklı bir parti kurması gündemde. Hatta bunun için İyi Parti kontijeninden büyükşehir belediyelerinde görev alan bazı kadrolarla temas yürütülüyor. Partimizi her türlü iftiranın karşısında bıraktınız. Siz kim? Türklük kim? Saygısızlar. Yeni ittifaklar içinse gözlerin çevrildiği adres Zafer Partisi. Seçimin ikinci turunda CHP ile Zafer Partisi arasında yapılan işbirliği genişleyebilir. İlerleyen süreçte Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında görüşmelerin devam edeceği belirtiliyor. Akşener'in partisinin kurultayında verdiği sert mesajların perde arkasında bu temasların yer aldığı öne sürülüyor. Medya'ya girerken Sayın CHP Sözcüsü aman dikkat edin dedi yerler kaygan burada. Gülümsedik sağlam bastığımızı söyleyerek yukarıya çıktık. İYİ Parti kanadında da Zafer Partisi ile yeni bir ittifak kurulmasına sıcak bakılıyor. Bazı Zafer Partisi kurmayları seçimlere müstakil girmeyi savunsa da CHP ve İYİ Parti ile işbirliğine sıcak bakan isimlerin sayısı da az değil. Millet ittifakı içindeki belirli müdahalelerden dolayı Zafer Partisinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verebileceği destek konusunda elimiz kolumuz bağlı.